Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Bir Columbia F0 ithalatıyla sizlerleyiz. Çok vahşi Geophagus turumuz geldi. Şimdi ben bunların ismini söyleyeyim. Satana parça gibi bir şey. Satana parça matirensis. Şu anda bak okuyarak söylemeye çalıştım. Çok da başarılı olamayabilirim. 15 tane bunlardan geldi. Güzel boyda, güzel formda, keyifleri yerinde. Bu sevindirdi. Kubidolarımız geldi. Elimde bir tür kubido var. Bunlar bir farklı türü. Ve çok daha büyük türü. Öbürleri 3 santim falan. Bunlar bayağı 6, 7, 8 santim olanları var. 2 tanesi yolda dayanamamış maalesef. 10 tanesi bizde sağ salim ulaştı. Green Neon Green Tetralar. Green Neon Tetra, doğru söyledim aslında. Bu sırayı böyle güzel yaptık. Kırmızı burun, Neon Tetra, Kardinal Tetra, Yeşil Neon Tetra. Bunlar da F0. Direkt doğadan yakalanma. Bazen hatta bunların içinde farklı tür balıklar da çıkabiliyor ama şu anda hiç gözlemleyemedim. Bakayım biraz sonra dikkatli bakayım. Başka yabani türler çıkıyor. Bak hatta çok önceki gelen yeşil neonların içinde bir tane kalem tetra, vahşi kalem tetra vardı. Bu akvaryumdaydı ama şu anda göremiyorum. Hah, yok o da değil. Neyse var işte. Onu karıştırmayalım. L190 plakolarımız geldi. Bunların da maalesef 2 tanesi yola dayanamamış. 4 tanesi sağ salim ulaştı elimize. Exodon tetralar. Geçen parti 10 tane almıştım. Daha küçüktü. Ve maalesef aynı poşette geldikleri için 6 tanesi sadece hayatta kaldı. Bildiğin poşetin içinde birbirlerini öldürüyorlar, ısırıyorlar, dövüyorlar da. Sağ olsun toptancıdan tek tek göndermesini istedim. 15 tane de tek tek göndermiş. Şimdi buraya flamewoodlardan falan güzel bir dekor yapacağız. Yani bunlar o kadar vahşi bir tür ki kendilerine de çok zarar veriyorlar birbirlerine. Böyle kök mök aralara kaçacak yerler yapıp biraz hem görsel hem de onların kaçacağı yerler yapacağız. Bir de dama tahtası cikletlerimiz geldi. Bunlar da keyifli. Bunlar da bugüne kadar gelen en büyük boylar neredeyse. 11 adet de bunlar geldi. Güzel türler eklendi Hobihane'ye. Evet, yeni ürünlerimiz geldi. Sera hava motorları 3 modelde stoklarımıza girdi. Sera Discus, Sera neydi bu? Rafle Nature diyor. Gamorus olması lazım. Sera Suprilina, hazır Artemia mixleri ve Sera Artemia ile şu da Sera Beta yemi. Crystal Clear. Bunlar dış filtreler için çok güzel malzemeler. Berraklığı sağlamak için. Gene Sera'nın elyafı. Sporax. Sporax'ın küçüğü. Şu neydi? Süper karbon. Sera'nın karbonu. pH testi. Şu enteresan bir şey. Salyangoz kapanı. Salyangoz problemi olanlar için birebir. Ve Sera'nın dereceleri. Ve bol miktarda Sera'nın 2024 takvimleri. Takvimler gerçekten çok güzel. Güzel güzel balıklar var her ayda. Bir hobici için gerçekten keyifli bir takvim. Şöyle her sayfasını göstereyim tek tek. Koyiler. Kedi balığı türü sanırım. Koydoras'a da benziyor. Kaplumbağa. Getru da yok. Furkatus. Kırmızı burunlar. Karides. Bitti. Böyle güzel şeyler var. Resimler var. Bir de Tropikal'den birkaç parça ürün geldi. Tropical Carnival, özellikle Monster Fish'ler için. Tropical Red Parrot. Tropical Arawana Stick. Ve Aquael'in biyolojik süngeri. Dükkan maşallah. Yer yok dedikçe bir şeyler alıyoruz, sığdırıyoruz. Yer buluyoruz. Akvaryum namına çeşit çeşit ürünleri bulundurmaya çalışıyoruz. Şöyle bir genel göstereyim ortalığı. Samplı pipa filtreleri, seyyar samplar, çeşit çeşit ısıtıcılar, dış filtreler, pipa filtreler burada, hava motorları, yavruluklar, ikinci el malzemeler, küp çeşitleri, kök çeşitleri, iç filtreler, şelale filtreler, kafa motorları, dalga motorları, dış filtre malzemeleri, sıvı gübreler, yemler, Crystal Pro'nun katkı maddeleri, gene küp çeşitleri, akvaryumlarımız, ışıklı figürlerimiz, saatler, şöyle güzel bir Hobihane logosu. Dükkan bu şekilde. Her balık alana verdiğimiz ve gönderdiğimiz anahtarlıklarımız, hediyelerimiz. Küçük mini pet shop. Bayrak çikletler tamamen adapte oldular. Bu türü 3. kere alışım. İlk iki birkaç gün dayanmadı, öldüler. Ama maşallah bunlar çok güzel adapte oldular ve keyifler çok yerinde. Exodonların akvaryumları çok güzel oldu. Kökler, katappa yaprakları. Burada Arawana vardı. Arawana gittikten sonra bunlara güzel bir akvaryum oldu burası. Exodonlar böyle grup halinde geziniyor. Şöyle bir Japonları göstereyim istedim. Çok keyifliler gerçekten. İzlemesi de çok hoş oluyor. Kıpır kıpırlar. Red Cap orandalar, A kalite orandalar. Büyük boy, klasik Japonlar. Buradalar. Bir de kalikolar, teleskoplar ve B kalite Japonlar da burada. Bunlar da klasik küçük boy Japonlar. İlk geldikleri günde iştahla yemiyorlar. Bu da her şeyin yolunda olduğunu gösteriyor. Havalar soğudu. Strafor kolilerimizi aldık. Isı bantlarımızı da aldık. Balıklarımızı sağ salim göndermek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Isı bantları yaklaşık 40 saat boyunca yanıyor. Strafor kolinin içinde balıkların sıcak bir ortamda gelmesini sağlıyor. Kelimenin tam anlamıyla canavarlar geldi. 38 santim şu iki tanesi. Eskiden vardı canavarlarımız. Şimdi iki tane oldular. Şu 25 santim. Dev leopar vatozlar. Bunların ikisi de 18 santim. Bunlar onların yavrusu gibi kaldı. Otomatik yemleme makine çeşitlerimiz. Bazıları geldi, bazıları vardı. Şöyle bir toptan hepsini göstereyim istedim. Resunların hepsi yeni geldi. Dijitalinden en basitinden en profesyoneline kadar Resun marka otomatik yemlemler geldi. OAS'ler var. Şu neymiş bu? Farmton var. Sobonum var. Bioporanum var. Çeşit çeşit otomatik yemleme makinelerimiz stoklarımızda. Yeni ürünlerimiz gelmeye devam ediyor. Tetra X500'ler, Lifetech 635, Tetra'nın yemleri, motorcu arkadaş geçiversin diye bekledim. Tetra Pro Alk, Tetra Discus, Tetra Pro Color, Eheim'in Exodon ısıtıcılarım, 300 wattlık, 200 wattlık, 100 wattlık ve 50 wattlık. Yine Eheim'in 400'lük hava motoru. Stoklarımız tamamlandı. Eheim'in ısıtıcıları şöyle, hepsinden ikişer tane bulunduruyorum elimde. Hava motorlarından da aynı şekilde ikişer tane mevcut. Süper Red tür vatozlarımız geldi. 4 ile 6 santim arasındalar. Maşallah renkleri ve formları çok güzel. leopar vatozlarımız geldi. Yeşil transgenetik tetrazonlar geldi. Komando ve albino çöpçüler geldi. İçlerinde yelken yüzgeçler de var. Betalarımız geldi. Hemen yeni geldikleri için şu anda adaptasyon sürecindeler. Altın betalar. Ama şunun keyfi bayağı yerinde. Maşallah. Yeni bitkilerimiz de geldi. Hobihanem Park Bahçe bu gece de çalıştı. Sazlar, tütünler, tilki kuyruğu ve Cecilia Flora. Uzun süredir yoktu bunlar. Bunlar da geldi. Tahsin abiden çok güzel türler geldi yine. Getrudalar geldi ama bu Getrudalar iki farklı türün karışımı ve mükemmel boyutta, mükemmel formda, renklerde çıkmışlar. Daha güzel oldular. Tahsin abinin melezlemesi diyelim. Emerald Rasparolar geldi. Yine Tahsin abinin üretimi. Güzel büyük boydalar. Bir iki tanesinin özellikle poşette olmasına rağmen desenleri ortaya çıkıyor. Bıçak pirinç balıkları. Bunlar da güzel formda ve boydalar. Bunların erkekleri kurulaşırken siyah siyah oluyorlar. Değişik bir ambiyans oluyor akvaryumda. L144 Snow White düz kuyruk tetralar, vatozlar ve L168 Butterfly Plekolar. Hepsi yerli üretim balıklar. Panemisi kamçı kuyruklu vatozlarımız geldi yine Tahsin abiden. Burası kamçı kuyruklarının akvaryumu. Reptizat, iğne burunlar ve şimdi panemeseler olacak burada. Silverado lepistesler, 5 erkek 10 dişi. Fil kulak red tail lepistesler, gene 5 erkek 10 dişi. Tek tek onlarca balığın içinden seçildi bu balıklar. Şu anda ışık çok kötü yansıyor ama erkeklerin fil kulakları çok güzel. Şöyle güzel görünüyor. Kelimenin tam anlamıyla orijinal fil kulaklar. Midyelerimiz geldi. Filtre sistemi gibi çalışıyorlar. Suyu berraklaşmasını sağlıyorlar. Karşılık yerli lepistes dişileri. Hepsi hamile. Diamond Geophaguslar 6 adet geldi. 4-6. Onlar bizim Karma Geophagus akvaryumuza gidecekler. Leopar vatozlar. İçinde çikolatalar ve albinolar var. 30 adet. Gene kardinal tetra 30 adet geldi. Bu sıra hep gösteriyorum, çok güzel oldu. Altlı oldu ama güzel bir sıra oldu. Kırmızı burun, neon tetra, kardinal tetra, yeşil neon. Aslında kırmızı neon ve siyah neonlar da var da artık orada yer yok. Tetrazonlar geldi. Klasik kaplan tetrazon ve yakut tetrazon. Yakut tetrazonlar stresten renklerini atmışlar. Ve bizim 4. Endonezya ithalatımız 50 adet sajika 3-4 santim. Şu anda adını bilmiyorum. Yeni bir Geophagus türü. Ezberleyeceğiz onu. Ve albino henkelerimiz tekrardan geldi. 50 adet. Albino henkeller biraz yola dayanamayanlar var. İnşallah toparlayacaklar. 3 tür balıkla 4. küçük Endonezya ithalatımızı yaptık. Onları şimdi bir saat boyunca yavaş yavaş böyle damla damla alıştıracağız. Black Bart siyah çizgili silver dolarlarımız geldi. Leoparuslarımız geldi. Cüce zargana canlı doğuranlar 15 adet. Çok güzel cikletler geldi. Kırmızı imparator Sarı imparator. Bunlar bayağı formları, renkleri yerinde. Albino Avratus ve Kadanga. Demesoneler geldi. Burası güzel bir çiklet akvaryum olacak. Onun dışında burada başka bir şey yok. Pikme guromiler. Parlayan gurami. Küçük bitkili akvaryumlarda çok güzel oluyor. Ve çitleşme anında değişik bir ses çıkıyor. Böyle çat 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 şeklinde bir ses geliyor akvaryumdan. İnternette videoları var. Böyle de bir özelliği var balığın. Black Ruby, pardon, Red Ruby barblar geldi. Bunlar çok güzel kızarıyor büyüdüklerinde. Makrakantalar 8-9 santim. Güzel boyda makrakantalar geldi. Otakinyus yosun yiyicilerimiz 20 adet. Mos, bol miktarda mos geldi. Bunlar şu anda birbirlerine çok yapıştıkları için çok fazla değilmiş gibi görünüyorlar ama aslında bayağı fazla. Bu açıldığı zaman şu akvaryumu doldurur, öyle söyleyeyim. Bir de dev anibiyaslar geldi. 40-45 santim boyunda dev anibiyaslar. Bambular geldi. Bunlar çok güzel akvaryumlarda kullanıyorlar nitrat emici olarak da. Kökü akvaryumda kalıyor. Yukarıya doğru akvaryum dışına çıkıyor. Ve java fernlerimiz geldi. Bunlar hep taşlara bağlanacak ve akvaryumlara konulacak. Önce şu balıkları açalım. Anibiyasları ve java fernleri bağladık. Şimdi buraya 8 tane daha albino henkeli gelecek, büyük boy. Şimdilik 3 tane var. Yerlerini hazırlamış olduk. Dev anibiyaslar yaklaşık 40 santim boyundalar. 2 tanesini buraya koyduk. Java fernlerini de şöyle birer tane köşelere koyduk. Asıl java fern tarlası burada. 25 kök geldi. Hepsini hobihaneye dağıttık. Diğer büyük anibiyaslar da şöyle uzun akvaryumlara birer ikişer dağıttık. İki tane de içeride var. Bir de şurada şans bambularımız var. Onları daha bir yere yerleştiremedik. Onları da bir yere koyunca videosunu çekeriz. Şans bambularını da bu şekilde yem kovasının içine koyduk. Buradaki mantık aynı şekilde akvaryuma da böyle koyup yani sap kısmı suyun içinde kalıyor. Böyle üstüne çıkıyor. Bundan sonra uzamaya devam ediyor ve nitratı emiyor suyun içinde kalan kısmıyla. Malzemelerimizi de sonunda sıralayabildik. Hemen video çekip yerine yerleştireceğiz. Sanzibar kumlarımız geldi. White ve dark. Dark delinmiş. O yüzden ters açtık. Lav kırıklarımız. Hava taşımız. Resun marka sessiz hava motorları. Air 8000 4 çıkışlı ayarlı. Air 4000 2 çıkışlı ayarlı. Air 3000 ayarsız. 2000, 1000 ve 500'lükler. Dış filtre, hortum kırılmasını engelleyici aparat, pipo filtre, Resun 600 Sunsun 602B, has iç filtre. Şu arkadaşlara bakın, eski nostaljik, bunun sıfırı, bu ikinci elde, onun sıfırını buldum. Tropical hafta sonu yeme, tatil yeme, Mac çıkartma, Artemi çıkartma makinesi, hava taşlarımız, Biolife FX5 yavruluk, bayağı güzel bir şey. Ben vatozu ötürken çok kullanıyordum, çok kullanışlı. derecelerimiz, artemia kepçesi, dış filtre malzemesi filesi, JBL Pro Nova Pleko, odunsu içerikli bir yem, özellikle vatozlar için. Kepçelerimiz, sıvı gübrülerimiz, minerallerimiz ve hava hortumu birleştiricisi. Yeni gelen malzemelerimiz bu şekilde. Evet, kova kova mutluluk geldi. Albino Heckel'lere arkadaş getirdik. 3 tane büyük Heckel'imizin yanında 8 tane daha geldi. Gittim bizzat bunları almak için İzmir'e. Hepsini tek tek paketledik, getirdik. Şimdi akvaryuma salacağız. Bunlar da ne gelmiş ne gelmiş diye bakıyor öyle, meraklılar. Bunlar Malawi, bunlar Amerikan ciklet. Bölgeleriniz farklı. Ve sonunda balıklarımız yeni evlerine giriş yaptılar. 10 dakika oldu akvaryumları koyalı ve maşallah keyifleri gayet yerinde. Kelimenin tam anlamıyla iplik yüzgeçli albino Heckel'ler. İplikleri uzun uzun, tüm heybetiyle hobihaneye renk katmaya geldiler. Kendimce güzel bir akvaryum hazırladım onlara. Umarım onlar da mekanlarını beğenirler. En güzel renklerini bürünürler ve bizlere keyifli bir seyir izletirler. Öyle de olacağını tahmin ediyorum. Ben de elimden geldiğince güzel besleyeceğim, güzel bakacağım onlara. Zaten hiçbir balığın dip çekimini eksik etmiyorum, canlı yemini eksik etmiyorum. Öyle olunca zaten balıklar da en keyifli halleriyle geziniyorlar. Geçen gün Tahsin abi geldi. Senin bu hobihanede ne var diyor. Şurada kırmızı burun tetralar yumurta döküyordu. Tabii bizim yapabileceğimiz bir şey yoktu. Yumurtaları yediler. Evet. Yani birkaç gün bekleyip bunları video çekmeye gerek yok. Adamlar 10-15 dakika içinde en güzel hallerine aldılar. Maşallah. Damızlık altı albino düz kuyruk cüce vatozlarımız geldi. Cinsiyetlere belli. Erkekler yavaş yavaş büyük çıkarmaya başlamış. 19 adet geldi.